Ve güncelin ikinci bölümündeyiz. Vizyonda bu hafta diyeceğiz. Her hafta olduğu gibi ve önemli sinema başarıları var. Bunlardan söz edeceğiz. Birisi Paramparçaydı. Bu hafta vizyona girecek Fatih Akın'ın filmi. Birisi Kelebekler filmiydi. Ve bir de festivalden söz edeceğiz. Sinema Yazarları Derneği üyesi Hasan Nadir Derin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kelebekler filmi Türkiye'den daha çok Amerika'da ve Avrupa'da ses getirdi diyebiliriz. Hatta bir de en iyi film ödülü aldı festivalde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de zaten henüz gösterime girmedi de gösterime girince herhalde bakacağız biz de. Henüz izleme fırsatımız olmadı. Henüz Amerika ve Avrupa'daki izleyicilerimiz. Siz de mi izlemediniz? İzleyemedik. Henüz Türkiye'de gösterilmedi zaten. Amerika'da Sundance'de yarışmaya katılmıştı ki Tolga Karaçelik'in bir önceki filmi Sarmaşık da orada yarışmıştı ki Sarmaşık benim hani çok sevdiğim bir filmdir. Yani Türk sineması içinde önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Kelebeklerden de ümitliydik fakat hani Sundance'dan yarışmaya katılması bizi sevindirmişti. Fakat geçtiğimiz pazar sabahı gerçekten güzel bir haberle uyandık. Sundance orada en iyi film ödülünü almış dünya sineması bölümünde. Sundance'ı şöyle bilmeyen izleyicilerimiz varsa ufak bahsetmek gerekirse Amerika'da bağımsız sinemanın kalesi olarak tanımlanan bir festivaldir. İşte gişe filmlerine yüz vermez ki genelde çok hani star oyuncular da zaman zaman özellikle Amerikan sinemasında o filmlerin dışında bağımsız filmlerde de oynarlar. Orada öyle bir gelenek de var genel olarak. İşte o filmlerin ilk görücüye çıktığı festival diyebiliriz Amerika'da yılbaşında yapılan. Bir de işte Amerikan bağımsızları dışında dünya sineması bölümü de var ki işte dünya sineması bölümündeki İngilizce adı Grand Jury Prize olarak geçiyor ama her festivalde o şekilde olmuyor. Örneğin Cannes'da Jury Prize denildiği zaman ikincilik ödülüne denk gelir ama Sundance'daki en iyi film gerçekten en iyi film ödülüne denk geliyor. Burada hani dikkat çekilmesi gereken bir noktadaki sosyal medyada da çokça söylendi. Biliyorsunuz son yıllarda Kültür Bakanlığı'ndan destek almak bir miktar zorlaştı sinemacılarımız için. Tolga Karaçelik'in bu filmi de destek alamamıştı ki kendisi de destek alamadığını duyurmuştu sosyal medyadan da. Ki zaten hani şeyler açık hani kabul edilen ve reddedilen filmlerin listesi de açık oluyor. Yani gizli bir bilgi değil bu. Daha sonra kendileri işte bir bütçe toparladılar, internet kampanyalarını yaptılar, oradan belli bir para topladılar ve filmi ortaya çıkardılar. Ve hani gördüğünüz gibi Amerika'da da önemli bir festivalde en iyi film ödülünü almış oldu. Şu anda Amerika'da da Rotterdam'da yanlış hatırlamıyorsam gösteriliyor. Türkiye'de de Mart'ta gösterime girecek. Önemli bir başarı biz de bekliyoruz ki şöyle diyebiliriz şimdiden hani bu senenin Oscar şansını kaçırdık biliyorsunuz. Fakat Amerika'da böyle önemli bir festivalde en iyi film ödülünü alan bir film herhalde önümüzdeki yıl için ciddi bir aday olacaktır Oscar'a göndereceğimiz film için diye düşünüyorum. Tabii bu yıl bir de büyük bir ihtimalle Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de çıkacak. Bakalım yani önümüzdeki yıl bu dönemlerde herhalde konuşuyor oluruz bizim filmlerimiz Oscar adaylıkları ne durumda, şansları nasıl diye. Ama hani bu filmi bekliyoruz diyelim şimdiden. Evet, If İstanbul'dan da söz edip biraz da herhalde Paramparça'yı da konuşuruz o zaman. Evet, If İstanbul yılın ilk büyük festivali diyelim. İstanbul'da 15-25 Şubat arasında düzenlenecek. Ankara ve İzmir'e de geliyor. Orada da 1-4 Mart arasında düzenlenecek. Hani bu haftadan ufak bahsederim dedim çünkü biletler bugün satılmaya başladı İstanbul ayağı için. Henüz Ankara ve İzmir biletleri satışa çıkmadı. Şöyle kısaca bölümlerden bahsetmek gerekirse keşif bölümü var ki burada birinci ve ikinci filmini yapan yönetmenler yarışıyorlar. Yarışmalı bir bölüm. Aşk ve Başka Bir Dünya bölümü var. Yine bu da yarışmalı bir bölüm oluyor. Galalar bölümü muhtemelen en çok seyircinin çekeceği filmler bu bölümde oluyor ki Oscar adaylarının bir kısmı da bu bölümde var. Örneğin sıkça bahsettiğimiz Lady Bird, Uğur Böceği, Mudbound, Phantom Thread, Florida Project gibi filmler bu bölümde ki bir de yenilenmiş kopyasıyla Türk sinemasının en önemli filmlerinden Sevmek Zamanı var. O da gösterilecek. If Müzik bölümünde David Bowie ile ilgili, Iggy Pop ile ilgili belgeseller var. Oyun bölümü böyle Oyun Bas isminden de anlaşılacağı gibi o tarz filmler gösteriliyor. Gökkuşağı bölümünde LGBT filmleri gösteriliyor.
Sanat Hayat İçindir ilginç bir bölüm, bence sevdiğim bir bölüm. Genellikle işte farklı türlerden sanat yapıtlarıyla ilgili filmler var burada. Benim burada çok ilgimi çeken Hitchcock çok sevdiğim bir yönetmendir. Onun Sapık filmindeki duş sahnesiyle ilgili ve yani tamamen bu sahneyle ilgili bir uzun metraj film. 78/52 diye. O benim merak ettiğim bir film. Onun dışında If Yeni diye bir bölüm var ki bu da bir yarışmalı bölüm. Burada seyirci ödülü verilecek ve ödül alan film daha sonra gösterime de girecek. Yani bu bölümde çok fazla gösterime girme imkanı bulamayan filmler var. Karanlık ve Köşeli diye bir bölüm var, isminden de belli oluyor. Korku filmleri biraz daha zor izlenen filmler var bu bölümde. Örneğin burada da benim merak ettiğim Burak Unbroznaş'ın Cesetler diye bir film var. 99. Blok diye bir film var. Kısa filmler, İfkült gibi bölümlerle festival devam edecek. Dediğim gibi festival yaklaştıkça biraz daha öne çıkan filmler üzerinde dururuz. Evet, şimdi vizyonda bu hafta diyeceğiz ama galiba bunlar içerisinde benim de açıkçası en çok merak ettiğim film Paramparça. Çünkü Fatih Akın'ın Oscar aday adayı olabilen, elbette ki Almanya adına olsa da Oscar aday adayı olabilen filmiydi. Bu hafta vizyona giriyor. Fragmanı izleyelim değerli izleyiciler, ardından stüdyoda olacağız. Days come from moments, each hour becomes a lifetime. When she left, I'd only begun this lullaby. Evet, merakla bekliyoruz, her ne kadar Oscar adayı olamasa da. Bu hafta aslında birer birer Oscar adayı ya da Oscar'ın köşesinden dönmüş filmler gösterime giriyor. Onların üzerinden başlayalım dedik ve hani Paramparça da gerçekten hani bizim de aday olmasını beklediğimiz ama biraz hayal kırıklığına uğradığımız bir film oldu. Biliyorsunuz Altın Küre'yi aldı ki geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali'nde başrol oyuncusu Diane Kruger'a da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırmıştı film. Aslında bu haftaki filmlerin bir iki tanesi benzer bir tema üzerinden biraz gidiyor. Bir anlamda bir kadının intikam hikayesi diyebiliriz. Burada işte Fatih Akın işte zaman zaman tamamen tabii Alman bir yönetmen olarak geçiyor artık tüm literatürde ama hani biz kendimizle ilgili pay çıkarıyoruz, pay çıkartıyoruz. Evet, yani gene hikayelerinde fakat bir şekilde bizim burayla da bağlantı kuruyor zaman zaman ki burada da var öyle bir şey. Çünkü Diane Kruger'ın canlandırdığı Katya karakteri bir Kürt kökenli bir Türk diyelim, Nuri isimli biriyle evlenmiş. Bunun işte geçmişinde bir takım suçlara karışmış fakat işte artık işte bir aile kurmuşlar. Güzel bir aile hayatları devam ederken aslında hani biraz önceki haberle biraz bağlantılı olacak ama ne yazık ki filmin öyküsü burada bir bombalama olayı gerçekleşiyor. Ve Nuri ve Katya'nın küçük çocuğu bu bombalamada ölüyorlar. Bunun üzerine işte film aslında üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Katya'nın bu acıyla başa çıkma çabasını görüyoruz. İşte kim bombayı koyanların kim olduğu belli değil vesaire. İkinci bölüm aslında filmin ana en uzun bölümünü oluşturan bölüm, mahkeme bölümü. Bir takım insanlar yakalanıyor, ırkçı görüşleri olan. Aslında hani burada Nuri'nin Türk ya da Kürt olması onlar için o kadar önemli değil. Yani yabancı, Alman olmaması daha çok önemli oluyor. Ama hani bombayı onlar mı koymuş koymamışlar mı, o mahkeme sürecinde bu irdeleniyor vesaire. Üçüncü bölümde işte olaylar farklı bir yöne doğru ilerliyor diyelim, çok fazla açık etmemek için. Filmi tümüyle aslında Diane Kruger sürüklüyor diyebiliriz. Yani güzel bir öyküsü var, takip ettiriyor kendini ama gerçekten başarılı bir performans ki eğer bu bir Amerikan filmi olsaydı ben hani Diane Kruger'ın Oscar'a da aday olabileceğini düşünüyorum. Hani Alman filminden çıkıp Amerikan Oscar'a aday olmak o kadar kolay değil tabii. Hani yabancı film kategorisinde olduğu için yine.
Fakat en azından hani Diane Kruger Amerikan filmlerinde de çok oynamış bir aktris ama genelde hep yan rollerde görürdük kendisini. Bu filmden sonra belki hani daha başrolleri daha sıklaşabilir diye düşünüyorum. Tabii Fatih Akın açısından da belki aynı şey geçerli. Yani kendisinin kafasında ne kadar vardır başka bir sinemaya, Amerikan sinemasına atlamak bilmiyorum ama öyle bir niyeti varsa belki orada da biraz kendisini göstermiş olur. Ki kendisi de 98'den beri adım adım ilerleyen bir yönetmen. Hala Duvara Karşı'nın en iyi filmi olduğunu düşünüyorum ben ama hani bazen daha kişisel filmler yapıyor. O yanını da seviyorum ben. Yani daha kişisel filmler yaptığı da oluyor. Biraz daha ağır filmler yaptığı da oluyor. Bu biraz da hani o politik sularda dolaşan ırkçılık meselesini irdeleyen filmlerinden bir tanesi. Tavsiye ediyoruz diyelim. Peki. Devam edelim. Diğer fragmanı da izleyebileceğiz. 3 Billboard Ebbing çıkışı izleyelim. What you can and cannot say on a billboard. I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt. That right? Or anus? I think I'll be all right then. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kid. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sunshine beating on a good time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now. We've had two official complaints about those billboards. From who? The lady with a funny eye. A lady with a funny fucking eye? Yeah, Fat Dennis. There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes. Ow! Ah! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Huh? I said, of course not. I'm sorry about Angela, but the town is dead set against these billboards. You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? No, I didn't really... Go, girl. Hey, fuckhead! What? Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead. The more you keep a case in the public eye, the better your chances are getting it solved. And when I see the sun... You know, if you hadn't stopped coming to church, you'd have a little bit more understanding of people's feelings. All this anger, man. It just begets greater anger. In 3, 2, 1. And as sad as the spectacle of these billboards might be, uzun isimli 3 billboard Ebbing çıkışı Missouri'ye. Bu bir adresmiş. Evet, yani aslında 3 billboard'un bulunduğu yeri tarif ediyor. Yani 3 tane arka arkaya duran billboard, yani reklam panosu diyebileceğimiz. Onu tarif ediyor. Zaten genelde hani Oscar konuşmalarında da film kısaca 3 billboard olarak söyleniyor. Yani uzun adı söylenmiyor ama akılda da kalıcı bir isim. Yani bir defa akla yerleşince de çıkmıyor. Ben kendimden biliyorum. İlk başta ismini tam aklıma gelmiyordu tüm ismi. Şimdi direkt aklıma geliyor. Oscar'ın en büyük adaylarından birisi, doğrusunu söylemek gerekirse. Hani alır almaz ayrı bir tartışma konusu ama özellikle senaryosu çok güçlü buluyorum ben. Senaryoda büyük ihtimalle alacak. Kadın oyuncu dalında Frances McDormand çok güçlü bir aday ve yardımcı erkek oyuncu dalında da Sam Rockwell önemli adaylardan bir tanesi. Hikaye demin de dediğim gibi yine aslında bir kadının intikam hikayesi gibi diyebiliriz. Burada da Frances McDormand'ın canlandırdığı Mildred karakterinin kızı ölmüş belli bir süre önce. Üstelik hani tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüş. Fakat bir şekilde işte bunu yapanlar bulunamamış. O da işte bulunduğu bölgedeki polislerin bu konuda yeteri kadar çaba sarf etmediğini düşünüyor. Ki yani çok da büyük bir alan olmadığı için, kasaba gibi bir yer burası. Aslında çok da hani tanışıyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Biraz da hani filmde de zaten filme damgasını da vuran karakter Mildred. Hani çok hani sert ve güçlü bir kadın. Ve şöyle bir şey yapıyor. Filmin adı da oradan geliyor zaten. Bu işte Ebbing, Missouri çıkışındaki 3 tane reklam panosunu kiralıyor. Bir sene boyunca yanlış hatırlamıyorsam. Ve buraya işte polislerle ilgili
Hani onu da soruyor, fragmanda da duyabiliriz aslında. Hani küfür vesaire içermeyen ama polisleri eleştiren diyelim bir takım yazılar yazıyor. Polis şefinin adını falan da kullanarak. Yani burada duracak bu aylar boyunca, ben bunu hani zamanla değiştireceğim diye. İşte onları aslında bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Çünkü televizyonlarda haber oluyor bu, doğal olarak. Hani tahmin edersiniz gibi böyle bir şey yapan. Kuşkusuz. Vesaire. O şekilde ilerledikçe işte bu arada polisler arasında da işte polis şefi aslında buna hak veriyor bir yandan da, ama diyor ki hani bulamadık falan. Bu Sam Rockwell'in canlandırdığı karakterse polisler içinde ırkçı bir karakter canlandırıyor. O da zaten filmin bazı eleştirilerde tepki gören yanı da bu. Hani bu ırkçı karakterle ilgili bir takım gelişmeler oluyor. Onu çok onaylamayan yazılar da gördüm ben, ama hani filmi izleyince de tam, yani bence çok öyle değil. Tam şimdi çok açık etmemek için söylediğim ne olduğu çok anlaşılmayabilir ama dediğim gibi hikaye çok güçlü, karakterler çok güçlü. Bu arada hani trajik bir hikaye gibi gözüküyor bu anlattığımdan doğal olarak, ama öyle bir yanı var. Ama bir yandan da kara komedi tarafı da var yani. Karakterlerin yaşadıkları, özellikle bu işte baş karakterin diğerlerine yaklaşımı vesaire, yani zaman zaman bizi güldürebilen noktalara da gidiyor. Yani bence o açıdan da başarılı zaten. Hani çok aslında karanlık bir öyküyü. Hani kara komedi tarzında anlatıyor. Bir miktar Koyan kardeşlerinin filmleriyle hani bağı olduğu da söylenebilir bu açıdan. Bu arada yani başrol oyuncusunun eşinin de Koyan kardeşlerden biri olduğunu söyleyelim. Ki o hani söylemiş, hani eşim de bu rolde oynamamı çok istedi diye. O açıdan dediğim gibi öneriyorum bu filmi de. Fragmanlara süremiz kalmayacak bundan sonra, ama biz konuşurken izler sevgili izleyicilerimiz ekranda En Karanlık Saat. Bu da yine Oscar adaylarından gidiyoruz. Erkek oyuncu kategorisindeki en güçlü aday Gary Oldman'ın canlandırdığı. Evet. Kimi canlandırıyor? Winston Churchill'i canlandırıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Bu biyografi filmlerinde son dönemlerde şöyle bir şey yapıyorlar. Hani karakterin işte çocukluğundan ölümüne kadar anlatmıyorlar da aslında hayatındaki önemli bir dönemi anlatıyorlar. Bu da öyle bir film aslında. Churchill'in 2. Dünya Savaşı başında başbakan olduğu dönemi anlatıyor. Çok zor bir dönem zaten. Ki hani filmin adı da oradan geçiyor, işte En Karanlık Saat, Darkest Hour diye. Bu dönemde yaşadıklarını, işte çünkü Hitler'in en güçlü olduğu dönem, işte adım adım aslında İngiltere'ye yaklaşıyor bir yandan. Filmde anlatılan dönem bir yandan da işte geçtiğimiz senenin önemli filmlerinden Dunkirk'ün dönemine de denk düşüyor. Ki orada da işte Başbakan Churchill zaten İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyorsak öyle. Birkaç ay önce yine Churchill'i anlatan bir film daha izlemiştik. Bu herhalde İngiliz sinemasında bu dönem popüler bir konu diyebiliriz. Bazen belki oluyor. Evet, evet. Mesela bir dönem Hitler'di. Evet, aynı belli şekilde bir dönem. İşte bu tarihi konular gündeme geliyor herhalde. Belki de hani İngiltere'nin durumuyla vesaireyle de ilgilidir. Hani zaman zaman günümüzde yaşananlarda hani hangi konuların anlatılacağını etkiler, onu da irdelemek lazım. Bu aslında hani film olarak başta beklendiği kadar güçlü eleştiriler almadı. Ama gene Oldman'ın oyunculuğu konusunda herkes hani tartışması çok iyi diyorlar, ki öyledir zaten. Ki kendisi de hani Oscar alırsa da hem bu performans hem de biraz muhtemelen şey olacak. Hani yıllar boyunca sergilediği başarılı oyunculuklarında bir ödüllendirilmesi de olacak bir yandan diye düşünüyorum. Yine hani tarihi filmleri sevenler için diyelim. Bir sonraki filmimiz Foxtrot. Foxtrot, bu da İsrail'in Oscar adayı. Aslında bir anlamda Fatih Akın'ın filmiyle benzer bir kaderi paylaştılar. 9 filmlik kısa listeye girdi bu da. Yine bunun da aday olmasına hani neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu ve bu da aday olamadı. Bu da İsrail'den gelen savaş karşıtı diyebileceğimiz bir film. Bir anne babayla tanışıyoruz filmin en başında. İşte oğulları askerde o sırada ve oğulların öldüğüne dair bir haber geliyor. Film bununla açılıyor zaten, o yüzden hani onu söylemekte bir sakınca yok sanırım. Ve yine işte özellikle babanın, yani baba üzerinden gittiği için filmin ilk kısmı, o yüzden söylüyorum. Özellikle babanın hani üzüntüsünü görüyoruz. Hani bu haberi aldıktan sonra yaşadıklarını görüyoruz. İşte film bir yandan da bu da biraz bölümlere ayrılmış bir film diyebiliriz. İkinci bölümde de işte çocuk neler yaşamış askerlik yaparken, ona dair bir bölüm görüyoruz.
Orada işte hani metaforik bazı anlatımlar da var. İşte babanın kendi annesiyle yaşadıkları var. Hani o da hani tahmin edebileceğiniz gibi annenin yaşından dolayı Nazi dönemine vesaireye falan da gidiyor. Yani İsrail hikayesinden dolayı. İlginç bir film. Farklı noktalara da değiniyor aslında. Hani burada gene bir takım sürprizleri ele vermemek için söyleyemiyorum ama Foxtrot adını söylemek gerekirse aslında hani askerlerin birbiriyle hitap ettikleri kod isimlerinden bir tanesi ama fragmanda da geçiyor aslında. Bir anlamı daha var. Aslında Foxtrot bir de dans biliyorsunuz. Ve hani fragmanda geçtiği için yine söylüyorum. İleri geri sağa sola hareketler yapsanız da sonunda başladığınız noktaya döndüğünüz bir dans. Hani baba bunu söylüyor. Buradan da filmin mesajı kısaca çıkıyor evet, diyebiliriz. Evet galiba. Cebimdeki Yabancı. Cebimdeki Yabancı aslında önce öyle Oscar adaylarını almak için biraz sonlara bıraktım ama muhtemelen yeni filmler için de haftanın en çok izlenen filmi bu olacaktır. Serra Yılmaz'ın ilk yönetmenlik denemesi. Yani yıllarca beraber çalıştığı Ferzan Özpetek'in yapımcılığında gerçekleştirmiş. Muhtemelen Ferzan Özpetek'in de hani desteği daha fazladır. 7 kişilik bir arkadaş grubunun akşam yemeğinde buluşmalarını anlatıyor film. Ve şöyle bir oyun oynamaya karar veriyorlar. Telefonlarımız film boyunca açık, yani yemek boyunca açık kalacak. Ve ne mesaj geliyorsa, kim arıyorsa hani hepimiz onu göreceğiz ve duyacağız. Hani mesaj, gelen mesajlar okunacak. Gelen telefonlarda işte hoparlörden herkesin duyabileceği bir hale gelecek. Herkes de bunu kabul ediyor. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi olay çok basit yerde kalmıyor ve bunların geçmişindeki o anki gizemler ortaya çıkıyor. Oyuncular başarılı oyuncular. Zaten 7 kişi hani konseptten anlaşıldığı üzere çok kalabalık bir kadrosu yok. Bir nevi tiyatro oyununa benzetebiliriz. Oyuncuları saymak gerekirse Belçin Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lidya Tuğutlu, Serkan Altınorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız oyuncuları. Farklı kuşaklardan iyi oyuncuları var bence. Şöyle ilginç bir noktası var. Film aslında son zamanlarda sıkça gördüğümüz gibi farklı bir ülkenin filminden uyarlama, Türkiye'ye uyarlanmış, İtalya'da orijinali. Fakat ilginç bir nokta, film demek ki böyle konseptinden dolayı farklı ülkelere de uyarlanabilecek yönetmenlerin ilgisini çeken bir film. Çünkü İtalya'dan sonra İspanya, Yunanistan ve Fransa'da da birer uyarlaması yapılmış. Ama hep Akdeniz ülkeleri. Galiba evet, kültürlerin de birbirine benzeşmesinden. Belki de biraz da şey, yani şu cep telefonunun çok sık kullanımı meselesi yönetmenlerin de kafasını kurcalayan bir şey bu dönemde. Farklı filmlerde de görüyoruz. Biraz da o var herhalde. İşte hem oyuncuları sevenlerin hem böyle tabii bunda böyle bir gizemli tarafı var. Hangi gizemlerin ortaya çıkacağı vesaire. Onu merak edenlerin ilgisini çekecek bir film herhalde. Babasının Kızı. Babasının Kızı ilginç bir film. Yani şu anlamda ilginç bir film. Sinemalarımızda çok fazla karşımıza çıkmayan bir film. Hem bir belgesel. Zaten belgesel az görüyoruz. Hem de gördüğümüz belgesellerde genellikle işte ya böyle tarihi olaylar üzerine de giden ya bilimsel belgeseller oluyor. Bu tamamen çok kişisel bir şey. Çünkü yönetmen Melisa Üner kendi hikayesini anlatmış. Finlandiya'da yaşıyorlar babasıyla. Türk bir babası var. Fakat bu babasını baskıcı buluyor. Ve diyor ki o bir şekilde Türkiye'den hani kötü ayrılmış. Türkiye'ye gidersen beni takip etmeyecek diyor ve Türkiye'ye geliyor babaannesinin yanına. Ki babası da babaannesiyle ilgili tam olarak hani baskıcı olduğunu vesaireyi söylüyor. Aslında bu hikayeyi anlatıyor. Yani Finlandiya'da yaşayan bir genç kadının Türkiye'ye gelmesini ve burada yaşadıklarını anlatıyor. Kısa da bir süresi var, 52 dakikalık bir film. Biraz da bu yüzden hani vizyona girmesi ilginç ama doğrusunu söylemek gerekirse benim merak ettiğim, izlemek istediğim bir film. Süremiz bitti ama biliyorum ki son film hakkında çok bir şey söylemeyeceksiniz. Çünkü Cin Çeşmesi biraz Türk korku filmi örneklerinden. Evet, son zamanlarda çok karşımıza çıkmamıştı. Bir ara evet, böyle iki haftada bir geliyordu. Farkındayım, evet. Son zamanlarda vizyon yoğun olduğu için çok görmüyorduk. Dediğiniz gibi işte yine Türk korku yönetmenlerimizin çok sevdiği bir konu olan cinnin musallat olması konusunda
Ve yine küçük bir köyde geçen bir korku filmi. Hı hı. Hani bu tarzın sevenlerine diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz Hasan Nadir'den. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim siz anlattığınız tercih izleyicinin diyelim. Evet.